Aşağıda verilen tanımların fiziğin alt dallarından hangisine ait olduğunu yazarak tabloyu doldurunuz. Fiziğin toplamda 8 tane alt dalı var. Kodlama olarak kamyonet kelimesini kullanacağız. Kam, yo, met. Buradaki k harfi katı harf fiziğini, a harfi atom fiziğini, m mekaniği, y yüksek enerji ve plazma fiziğini, o optiği, n nükleer fiziği, e elektromanyetizmayı ve t de termodinamik kelimesini temsil edecek. Atomik boyutta olmayan cisimler veya sistemler üzerinde etkili olan kuvvetin hareket, enerji ve denge koşulları üzerindeki etkisini inceleyen alt dal mekaniktir gençler. Elektrik yüklü cisimler arasında meydana gelebilen elektriksel ve manyetik kuvvetleri, elektriksel ve manyetik alanları ve bu alanların madde ile etkileşimini inceler. Bakın elektrik ve manyetik kelimesi sürekli geçiyor. Elektromanyetizma alt dalımız. Işığın yapısını ve ışık olaylarını inceleyen alt dal ise optik. Enerji aktarımlarını, enerji dönüşümlerini, ısı, sıcaklık, genleşme kavramlarını inceleyen alt dalda termodinamik. Çekirdeğin dışındaki atom özelliklerini, atom ve moleküllerin yapısını, enerji düzeylerini, dalga fonksiyonlarını, spektrum çizgilerini inceleyen alt dalda atom fiziği dikkat edin. Atomun çekirdek kısmı dışında kalan diyor. Çünkü çekirdeğin özelliklerini başka bir alt dalda inceleyeceğiz. Atom fiziğini yerleştirdik. Atomun yapısını inceleyecek yani atom fiziği. Atom çekirdeğindeki etkileşimleri radyoaktif çekirdeklerin yaptıkları ışımaları inceleyen dalda bakın çekirdek diyor. Çekirdek, nükleon, nükleer, yakın kelimeler, nükleer fizik alt dalının tanımı yapılmış burada da. Yoğun aldaki maddenin elektriksel, manyetik, esneklik, optik, termal özelliklerini ve özellikle şurası yanlış yazılmış gençler kristal olacak. Kristal yapılarını inceleyen fiziğin alt dalı da katı hal fiziği temel parçacıkların özelliklerini birbiriyle olan etkileşimlerini araştırır ve buradan yola çıkarak evrenin oluşumunu inceler. Bu da yüksek enerji ve plazma fiziğinin tanımı. Yukarıda verilen inceleme alanlarına ait numaraları aşağıda bulunan şekilde ilgili olduğu fiziğin alt yanındaki kutu içine yazınız. Burada gördüğünüz gibi kamyonetle kodlanmış fiziğin alt dalları var. Bu alt dallarla şuradaki cümleleri ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Bir cismin hareket veya denge şartları mekanikle inceleniyor. Burası bir numara. Atom çekirdeğinin yapısı nükleer fizik konusu. Işığın yansıması ve kırılması olayları optik konusu. Isı, sıcaklık ve entelpi kavramları termodinamik konusu. Atom altı parçacıkların özellikleri yüksek enerji ve plazma fiziğinin konusu. Atom ve moleküllerin yapısı da atom fiziğinin konusu. Unutmayalım. Atomun çekirdeği nükleer enerji, atomun kendisi atom fiziği konusu, elektriksel ve manyetik etkileşimler elektromanyetizma konusu ve son olarak kristal yapılı katı maddeler katı hal fiziği alt dalının konusu. Bir nükleer enerji santralinin bölümleri aşağıda verilmiştir. Buna göre santralde elektrik üretiminin bazı aşamaları ile ilgili verilen açıklamalardaki alt çizili olayların bölgelerinin ilgili olduğu fiziğin alt dalını kutucuklara yazınız. Şuradan soğuk su geliyor. Bu soğuk su. Şu vana yardımıyla bu bölgeye aktarılıyor. Burada kontrol çubuklarıyla kontrol edilebilen çekirdek reaksiyonları sonucunda basınçlı bir kap içerisinde ısı enerjisi açığa çıkıyor. Şu borularla bu ısı enerjisine temas eden su molekülleri kaynayarak buhara dönüşüyor. Buhar jeneratörü sayesinde buradan buhar türbünlere gönderiliyor. Türbünler çarkların dönmesini sağlıyor. Bu çarkların dönmesi sonucunda elektrik jeneratörü devreye giriyor. Elektrik jeneratöründe elde edilen elektrik enerjisi dışarı aktarılıyor. Tribünleri çevirdikten sonra aşağı doğru inen buhar bu kısımda tekrar yoğunlaşarak su haline dönüyor. Ilık olan bu su boruyla soğutma kulesine aktarılıyor. Bu sırada da radyoaktif bir madde bulundurmayan su buharı atmosfere salınıyor. 3 tane alt alanla ilgili bu olayda nükleer enerji santrallerinin çalışma mekanizması içerisinde karşımıza çıkan fiziğin alt dallarından 3 tanesini bulacağız. Yüksek basınçlı buharın türbinleri çevirmesi sonucunda Bakın cümlenin bu kısmı hareketten falan bahsediyor. Yani mekanikmiş gibi gelebilir. Doğru bu kısım mekanikle ilgili. Altı çizili olayları açıklayacak fiziğin alt dalını istediği için. Geliyorum buraya. Jeneratörde elektrik enerjisi elde edilmesi fizik biliminin tabii ki elektromanyetizma alt dalıyla ilgilidir. Şimdi şuraya bakıyoruz. Şu bölgede fisyon reaksiyonu atom çekirdeğinin parçalanması sonucu açığa çıkan ısı enerjisiyle yüksek basınçlı buhar oluşturmak. Fizik biliminin yine bu cümlenin bu kısmı fisyon reaksiyonu. Bu reaksiyon atom çekirdeğinin parçalanması diyor. Nükleer enerji konusudur. Ancak altı çizili kısımda ısı enerjisiyle yüksek basınçlı buhar oluşturmak kavramı fiziğin termodinamik alt dalıyla ile ilgilidir. Kontrollü fisyon reaksiyonu diyor. Bu da nükleer enerji alt dalıyla ilgilidir. Haberleşme uyduları dünya üzerindeki uzak noktalar arasında iletişim sağlamak amacıyla kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazlardır. Yeryüzünden gönderilen radyo sinyallerini alarak bu sinyalleri işleyip güçlendiren ve daha sonra başka bir yeryüzü istasyonu geri ileten uydular, iletişimin küresel ölçekte kesintisiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Genellikle yeryüzündeki belirli bir bölgenin üzerinde olacak şekilde yörüngesinde dolanan bu uydular sürekli iletişim olanağı sunar. Şekildeki haberleşme uydusu ile ilgili bazı araştırma konuları aşağıda verilmiştir. Bu araştırma konularının ilgili olduğu alt dalları kutucuklara yazınız. Uydunun dolanım yörüngesine, uydunun yeryüzünden yüksekliğine ilişkin hesaplamalar fizik biliminin mekanik alt dalı ile ilgilidir. Hatırlarsanız atomik boyutta olmayan cisimler veya sistemler örneğin güneş sistemi gibi Üzerinde etkili olan kuvvetin hareket, enerji ve denge koşulları üzerindeki etkisini inceleyen dal mekanikti. Daha verimli güneş paneli hücreleri geliştirmek için yapılan yarı iletken araştırmaları fizik biliminin katı hal fiziği alt dalıyla ilgilidir. Katı hal fiziğini de hatırlayalım bir. Yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik, esneklik, optik, termal özelliklerini ve özellikle kristal yapıları inceliyordu. Süper iletkenler, yarı iletken teknolojisi katı hal fiziğinin inceleme alanına giriyordu. Uydunun yeryüzüyle elektromanyetik dalgalar kullanarak haberleşmesi fizik biliminin elektromanyetizma alt dalıyla ilgilidir. Bakın burada elektromanyetik dalgalar diyor zaten. Elektrik ve manyetik dalgaların birleşimi olan elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetizma konusuyla ilgili. Elektromanyetizma elektrik yüklü cisimler arasında meydana gelebilen elektriksel ve manyetik kuvvetleri, elektriksel ve manyetik alanları ve bu alanların madde ile etkileşimini inceleyen alt daldır. Güneş ocağı güneş enerjisini belirli bir bölgede toplayarak yüksek sıcaklıklara elde etmeyi amaçlayan bir alettir. Parabolik veya düzlemsel aynalar gelen güneş ışığını odak noktasına toplar. Odak noktasına yerleştirilen bir tencere veya tava gibi bir pişirme kabı bu yoğunlaştırılmış güneş enerjisiyle ısınır ve yiyeceklerin pişirilmesini sağlar. Bir güneş ocağının düşey kesiti yukarıda verilmiştir. Buna göre Güneş Ocağı'nın 1 ve 2 nolu bölgelerinin ilgili olduğu fiziğin alt dallarını aşağıdaki kutucuklara yazınız. Şimdi şema incelemeden önce birkaç tane görsel göstermek istiyorum. Bu görselde bir tane tencerenin bakın çukur bir yüzeyin odağına yerleştirildiğini. Temsilen de şurada gelen güneş ışınlarının bu çukur yüzeyden yansıdıktan sonra odak noktasına doğru yönlendiğini ve burada toplandığını görüyoruz. Tencerede eğer bu odak noktasına yerleştirilirse yoğun bir şekilde güneş ışınlarına maruz kalacağı için ne olacaktır Isınacaktır. Bu şekilde basit kendinizin bile yapabileceği alüminyum folyadan hazırlanmış bir güneş ocağı görüyorsunuz. Burada da piyasada 100 dolarlık bir fiyatla satılan başka bir güneş ocağını görüyorsunuz. 3 kattan oluşuyor. Her bir katta yiyeceğiniz pişirebiliyorsunuz. Çukur olmak zorunda değil dedik. Düzlemsel ayna da kullanılabilir bu Ocakta olduğu gibi solar cooker ya da solar oven şeklinde aradığınızda bir sürü görselle karşılaşırsınız. Siz mesela bir tane tasarlamak isterseniz şurada gördüğünüz gibi neleri kullanmanız gerektiğini yazıyor. Burada ise play mirror kullanılmış. Yani düzlem ayna sayesinde ışınlar ne yapıyor? Tencerenin yerleştirileceği şu çukur bölgeye doğru yansıyor ve yoğunlaşmış enerjiye maruz kalıyor tenceredeki yiyecekler. Şimdi artık sorumuza geri dönebiliriz. Birinci bölge güneş ışınlarını ocağın içine yansıtan çanak şeklinde ayna. Düzlemsel de olabilirdi. Bu bölgede ayna kullandığımıza göre aynalar ışığı yansıtan nesneler. Dolayısıyla ışıkla ilgilenen fiziğin alt dalı olan optiği yerleştireceğiz birinci bölgeye. Ve güneş ocağının bir nolu bölgesinin çalışma prensibi fiziğin alt dallarından optik ile açıklanır diyoruz. İkinci bölgeye bakarsak ısı yalıtımı sağlayan esnek köpük diyor. ısı, ısı enerjisinin yalıtımı transferi ise fiziğin alt dalı olan termodinamik konusu. Bunu da buraya yerleştirdik. Güneş ocağının iki nolu bölgesinin çalışma prensibi fiziğin alt dallarından termodinamik ile ilgilidir. Aşağıdaki konunun ilişkili olduğu fiziğin alt dalını konunun altındaki kutucuğa yazınız. Hatırlayalım bir. 8 tane fiziğin alt dalı vardı. Kamyonet kelimesiyle aklımıza tutuyorduk. Kamyonet kelimesinin harflerine göre fiziğin alt dallarını sıraladığımızda kata fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik 8 tane alt dalımızdı. Görsel ağda binalardaki ısı yalıtımını görüyoruz. Enerji aktarımı, enerji dönüşümleri, ısı, sıcaklık, genleşme kavramları, ısı yalıtımı bunların hepsi termodinamik alt dalıyla ilgiliydi. B'de güneşteki fizyon reaksiyonlarından bahsetmiş atom çekirdeğindeki etkileşimleri, radyoaktif çekirdeklerin yaptıkları ışımaları, yıldızların içindeki füzyon reaksiyonlarını ya da nükleer enerji santrallerindeki fisyon reaksiyonlarını nükleer fizik alt dalı inceliyor. Görsel C'de de dişli çarkların birbirine uyguladığı kuvvet ve bu kuvvet sonucundaki hareketi görüyoruz. Bu sebeple mekanik alt dalına giriyor. Görsel D'de fiber optik kablolardaki yansımayı görüyoruz. Şimdi bakın bu bir fiber optik kablo. Burada ışık sinyali gönderilmiş. Kablonun içerisinde sürekli tam yansıma yaparak veri akışı ne yapılıyor? Sağlanmış oluyor. Dolayısıyla burada yansıma ile ilgili bir şeyler gördüksek optik hatırlarsanız ışığın yapısına ışık olayları inceliyor. Yansımada bir ışık olayı olduğu için bu olay optik alt dalıyla ilgilidir. Görselde de atom bombasının üretilmesinden bahsediliyor. Atom bombası da bir çekirdek reaksiyonu sonucunda elde edildiğinden nükleer fizik konusu yine. F görselinde güneş pilinin yapısını görüyoruz. Güneş pilleri diğer adıyla da fotovoltaik piller, yüzeylerine gelen güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Hatırlayalım, katı hal fiziği yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik, esneklik, optik ve termal özelliklerini inceliyordu. Kristal yapıları inceliyordu. Yarı iletken teknolojisi, süper iletken teknolojisi katı hal fiziğinin konusuydu görsel G'de lenslerin ışığı kırmasından bahsetmiş. Yine ışıkla ilgili bir olay görüyoruz. Dolayısıyla optik alt dalı ile ilgili. Lazer ışığının üretilmesi. Şimdi lazer ışığı deyince aklınıza ilk olarak ışık geldiği için optik zannedebilirsiniz ama yanılgıya düşmeyin. Lazer ışığının üretilmesinden bahsediyor. Uyarılan bir atomun aynı anda aynı enerjiye, aynı dalga boyuna sahip bir sürü ışığı tekrar salması sonucunda lazer ışığını elde ediyoruz. O yüzden bu atom ile ilgili bir olay. I görselinde maglev treninin raylardan yükselmesinden bahsediyor. Şimdi maglev trenlerinin yapısı dese aslında orada biz katı hal fiziği giriyor diyebilirdik. Çünkü maglev trenlerinin altında güçlü süper iletken mutkatıslar bulunuyor. Süper iletkenlik de katı hal fiziği ile ilgili olduğundan katı hal fiziği diyebilirdik. Ancak burada maglev treninin raylardan yükselmesinden bahsediyor. Maglev trenleri için özel olarak üretilmiş tren raylarında da elektromutkatıslar bulunuyor. Bu mıknatıslar sayesinde tren raylar üzerinde 1 ila 10 santim arasında bir yükseklikte havada ilerleyebiliyor. Elektromanyetik kuvvetler sayesinde havada ilerlediğinden fiziğin alt dalı olan elektromanyetizma ile ilgili bu görsel. Görsel iyi de atomların yayma spektrumlarından bahsetmiş. Hatırlarsanız çekirdeğin dışındaki atom özelliklerini, atom ve moleküllerin yapısını, enerji düzeylerini, dalga fonksiyonlarını, spektrum çizgilerini inceleyen alt dal atom fiziği idi. Otomobillerin aerodinamik özellikleri fiziğin mekanik dalıyla ilgili. Görsel kağıda periskopun çalışma prensibinden bahsetmiş. Bu görselde bazı periskop modellerinin iç yapısını görüyorsunuz. Düzlem ayna kullanılan, prizma kullanılan ya da mercek ve prizma kullanılan 3 tane periskop ne ile ilgili? Işığın, gelen ışığın yansıması ya da kırılması sonucunda bir nesnenin görüntüsünü başka bir yerden görebilmemizi sağlıyor. Işıkla ilgili olduğu için bu olayda optik altlanının konusuna giriyor görsel L'de jeneratörün çalışma prensibinden bahsetmiş. Jeneratör bildiğiniz üzere bir elektrik kesintisi algılandığında motoru otomatik olarak çalıştırır ve alternatör adı verilen güç üretim birimini döndürür. Bu sayede de alternatör içten yanmalı motorun mekanik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmüş olur. Burada enerji dönüşümü sebebiyle Termodinamik alt dalıyla ilgilidir diye düşünebilirsiniz. Evet bunun da bir etkisi var ama bu, hani bunu oranlarsak termodinamik atıyorum burada %20-%30'luk bir etkiye sahipse asıl burada elde ettiğimiz şey elektrik enerjisi olduğu için yüzde %70 oranında etkilidir diyebiliriz. Leke tutmayan kumaşlar nanoteknoloji konusu nanoteknoloji de katı fiziği ile ilgili. Burada da atom altı parçacıklar ve bu parçacıkların birbiriyle etkileşimin araştırıldığı parçacık hızlandırıcılar gösterilmiş. Atom altı parçacıklarla ilgilenen fiziğin alt dalı yüksek enerji ve plazma fiziği. Görsel oda bina ve köprülerin yapımındaki denge hesaplamalarından bahsetmiş. Kuvvet, hareket, denge konuları mekanik alt dalıyla ilgiliydi ve dünyanın manyetik alanı yine elektromanyetizma ile ilgilidir. Aşağıdaki doğru yanlış etkinliğini kutucuklara tik atarak doldurunuz. Fiziksel bir konu fiziğin birinden çok alt dalını ilgilendirebilir. Evet mesela yağmurlu havalarda şimşek çakıp yıldırım düşmesi elektromanyetizma ile ilgiliyken yani bu yıldırımın düştüğü yerde oluşturduğu etki mekanik konusuyla yıldırımın çıkardığı ışık optik atom fiziği konusuyla ilgilidir. Katı hal fiziği elektronin teorik altyapısını oluşturur mu? Evet. Yani katı hal fiziğindeki süper iletken, yarı iletken teknolojisiyle elde edilen Küçük küçük cihazlar elektronik devrelerinde ne yapılıyor? Kullanılıyor. Atom fiziği, atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız atom çekirdeklerinin yaptığı ışımaları incelemez. Bunları inceleyen nükleer fiziktir. Yanlış. Radyoaktivite ve radyasyondan korunma nükleer fizik kapsamında incelenir. Doğru. Fizik bilimindeki gelişmelere dayalı olarak fiziğin alt dallarının sayısı zamanla artabilir. Doğru. Nükleer fizik, katı hal fiziği, atom fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği son 100-150 yıldır hayatımızın içine girmiş alt dallar mesela. Fiziğin alt dallarından nükleer fizik mekanikten daha önce ortaya çıkmamıştır tabii ki. Nükleer fizik modern fiziğin içine girerken mekanik klasik fizik zaten. Einstein'ın görelik teorileri ve kuantum fiziğinin getirdiği bakış açıları fiziğin yeni alt alanlarının oluşmasına neden olmuş mudur? Evet. Yüksek enerji ve plazma fiziği ortaya çıkıyor. Kuantum dünyasına girdikten sonra mesela Fiziğin alt dalları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz. Ortak olduğu alanlar var birbirlerine girdi. Yani fizik zaten diğer bilimlerle de iç içe. Kendi alt alanlarıyla da dolayısıyla öyle bir sınır yok. Aynı o gökkuşağının renklerinin keskin bir şekilde birbirinden ayrılmaması gibi. Yani beyaz ışık renkleri ayrıldığında bir tayfa baktığımızda bir yer tamamen mor bir yer tamamen mavi değil. Mordan maviye geçişi görüyoruz. O yüzden fizik alt dalları da öyle yan yana sıralandığında birbirleriyle ilişkili. Fiziğin bazı alt dalları bazı diğer alt dallara çok yakınken bazıları birbirinden biraz uzak sadece. Ama sonuçta etkileşim halindeler. Gökkuşağın oluşumu fizin optik alt dalının inceleme alanına girer. Evet ışığın renklere ayrılması ilk olarak Newton prizma sayesinde beyaz ışığın renklere ayrılması ile ilgili çalışmaları kaleme alıyor yani Newton bir tek mekanik değil aynı zamanda optikle ilgili çalışmalar da yapmıştır. Hatta aynalı teleskobu geliştiren mucittir. Paratoner ile yıldırımlardan korunma fiziğin alt dallarından termodinamiğin konusu değil elektromanyetizmanın konusudur. Sonuçta burada bir elektrik akımından bahsediyoruz. Eğime ve sürtünme katsayısı sabit bir pistte kayak yapan sporcunun ivmesinin hesaplanması fiziğin mekanik altlarının inceleme alana girer. Evet kuvvet ve hareketle ilgili konuları inceleyen mekanikti. Kullanım amaçları aşağıda verilen ölçüm araçlarının fiziğin alt dallarından hangisiyle ilgili olduğunu kutucuklara yazınız. Fiziğin alt dallarını hatırlarsanız kamyonet kelimesiyle kodlamıştık. Ona göre aşağı doğru sıraladım. Termometre ile sıcaklık ölçümü gerçekleştirildi ifadesinde termodinamikle ilgili olduğunu görüyoruz. Ampermetre ile elektrik akımı şiddeti ölçümü gerçekleştirilir. Burada elektromanyetizma konusunu görüyoruz. Dinamometre ile kuvvetin büyüklüğü ölçülür. Kuvvetten bahsediyor bakın. Mekanikle ilgiliydi. Kalorimetre kabuk kullanarak kimyasal bir reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi hesaplanır deniyor. Yine aslında burada termodinamikten bahsediyoruz. Geiger sayıcı ortamdaki radyasyon seviyesini ölçmek için kullanılır. Radyasyon nükleer fizik konusu. Voltmetre ile elektriksel gerilim ölçümü gerçekleştirilir. Yine elektromanyetizme konusu. Fotometre ortamdaki ışık şiddetini ölçmek için kullanılır. Işık şiddetinden bahsediyor optik konusu. Ve son olarak eşit kollu teraziyle kütle ölçümü gerçekleştirilir diyor. Bu da yine mekanikle ilgili.